Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez binasının kapısına giden bir yurttaş geçinemediğini belirterek isyan etti. 45-50 yaşlarındaki yurttaş, acım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, ne yapayım, kendimi mi öldüreyim dedi. Bakanlıkta görevli polisler geçinemiyorum diyen yurttaşın ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. Ekonomik şartların giderek yaşanılmaz bir hal aldığı bu dönemde bu eylemi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu kadın eylemci midir, nedir bilmiyorum ama yani sonuçta böyle insanlar çok, yani hakikaten aç, hakikaten parasız böyle insanlar, böyle ölmüyor belki ama onun bunun verdiğiyle ancak yani ölmeyecek kadar yaşıyor. Böyle insanlar var ve yani Türkiye'deki krizi bilmeyen mi var yani? Her şey kaç katına çıktı. Dolayısıyla böyle bir olayda polisin bir kadını ters kelepçeyle gözaltına alması kabul edilemez. Ne yapmış bu? Ters kelepçe kime yapılır? Ters kelepçe saldırgan olana yapılır. Bu saldırıyor mu? Saldırmıyor. Sadece acım diyor. Şimdi acım diyen insana ters kelepçenin ben mantığını anlayamıyorum yani. Bu işte provokatör, işte rol yapıyor. Olabilir, onu bilmem. Kalbini bilmiyorum. Diyelim ki rol yapıyor. Diyelim ki aç bir insan değil. Kasten, siyaseten, yani hükümetin aleyhinde olsun diye böyle bir eylem yapıyor. Çok oradan alırsın, uzaklaştırırsın yani. Eylem yapma hakkına sahiptir. Protesto etme hakkına sahiptir. Yani çok uzaklaştırırsın. Ters kelepçe ne demek yani? Yani biraz sesini yükselttim hemen ters kelepçe. Bu kabul edilemez.